I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got... Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün 2009 model Subaru Forester aracımıza MyWay marka 2 GB RAM'li Android 11 işletim sistemine sahip multimedya montajı yaptık. Cihazımız aracımızla tam uyumlu. Montaj yapılırken plastik veya elektronik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor. Kendi TV ile çerçevesi birlikte komple çıkıyor ve görmüş olduğunuz 9 inçlik çok güzel bir cihazımızın montajını gerçekleştiriyoruz. Aracımıza aynı zamanda geri vites kamerası montajı da yaptık. Vitesimizi geriye aldığımız zaman hızlı bir şekilde kameramıza geçiyor. Park sensörümüz varsa yine çalışmaya devam ediyor. Geriden çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aracımızda direksiyon kumandamız var. Ses açma kısmı, ileri geri parça atlatma, mute ve mod değiştirme tuşları. Bunların hepsi de aktif bir şekilde çalışıyor. Ayrıyeten cihazımız CarPlay ve Android Auto özellikli. CarPlay'imizi kullanmak için arkadaşlar tek yapmamız gereken telefonumuzun şarj kablosunu TV'mizin USB girişine bağlamak. Daha sonrasında burada uygulamalar bölümünde T-Link'e girdiğimiz zaman telefonu elimizden bırakabiliriz. Bir 5 saniye içinde CarPlay'imiz aktif bir şekilde açılıyor. CarPlay'in kullanımını kısaca anlatayım size. Öncelikle haritalarımızı, telefonumuz üzerindeki haritalarımızı aktarıyor. Burada geçmiş adreslerimizi ve kayıtlı adreslerimizi görebiliriz. Eğer WhatsApp'tan konum gelirse telefonu cebimizden çıkarmamıza gerek yok. Direkt Tape üzerinden, CarPlay üzerindeki haritalardan o konuma gidebiliyoruz arkadaşlar. Çalınan müzik dosyalarımızı gösteriyor. Telefonumuzu aktarıyor. Hızlı arama bölümü, son aramalar, rehber ve manuel klavye. Ayrıyeten haritalar bölümümüz var. Yine kısa olarak navigasyona buradan giriş yapabiliriz. Eğer arabanın orijinal menüsüne dönmek istersek araba tuşuna bir defa basmamız yeterli. Tekrardan CarPlay'e geçmek için de uygulamalar bölümünden T-Link'e bir defa basıyoruz ve CarPlay'e geçiş yapıyoruz. Mesajlar bölümümüz var. Mesajlar bölümünde Siri bize yardımcı oluyor. Karşı taraftan gelen mesajları sesli bir şekilde okuyor bize. Veyahut da istersek karşı tarafa sesli mesaj yazabiliyoruz. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Ayarlar bölümümüz var. Burada CarPlay'in araçla alakalı ayarları var. Bunları buradan kontrol ediyoruz arkadaşlar. Tekrar ana menüye dönüş yaptık. WhatsApp'ımız var. WhatsApp'ın kullanımı da normal mesajlarla aynı. Yine Siri bize karşı taraftan gelen mesajları sesli okuyor. Veyahut da karşı tarafa Siri üzerinden konuşarak mesaj yazabiliyoruz. Ayrıyeten Yandex navigasyonumuz da var. Bu da sağlıklı bir şekilde çalışıyor. CarPlay'in kullanımı bu şekilde. Şimdi cihazımızın kullanımına geçelim arkadaşlar. Öncelikle radyodan başlayalım. Yukarıda bir hızlı arama çubuğumuz var. Buradan otomatik arama yapabiliyoruz. Bulmuş olduğumuz kanala hafızaya almak istersek aşağıda 1'den 6'ya kadar kanallarımız var. Nereye hafızaya alacaksak üzerine 1-2 saniye basılı tutuyoruz ve kanalımız hızlı bir şekilde oraya hafızaya alıyor. Hafızadaki kanalları yine direksiyon kumandası üzerinden ileri geri yaparak gezebiliriz arkadaşlar. Ayrıyeten aşağı tarafta manuel aramamız da var. Buradan da direkt geçiş yapabiliyoruz bir sonraki frekansa. Radyo bölümünden geri geldim. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmiyor. CarPlay veya Android Auto kullanmıyorsak direkt Bluetooth üzerinden de telefon görüşmelerini cihaza aktarabiliriz. İstersek rehberi de aktarabiliyoruz. Bu sayede arayan kişileri ismiyle görebiliriz veyahut da isim üzerinden karşı tarafa arama yapabiliriz arkadaşlar. Ayrıyeten bir de Bluetooth müzik özelliği var. Bu özellik sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz. Navigasyonumuz var. Cihazda iki ayrı navigasyon var. Birincisi internet üzerinden kullanılan Google Maps ve Yandex. İkincisi de internetsiz kullanılan Aygo arkadaşlar. Şu anda müşterimiz Google Maps istediği için ben onu seçtim. Navigasyona bastıktan sonra atamayı bir defa yapmamız yeterli. Direkt Google Maps haritalarımız açılıyor. İnternet bağlantısını yaptıktan sonra artık bu haritaları sağlıklı bir şekilde kullanabiliriz. Normal cep telefonumuzdaki gibi arama bölümüne gideceğimiz yerin adını veya adresini yazmamız yeterli arkadaşlar. Şimdi cihazımızda iki ayrı menü var. Birincisi bu sık kullanılanlar menüsü. İkincisi de tüm uygulamaların olduğu menü arkadaşlar. Onun için ortadaki ikona basmam yeterli. Burada cihazın içindeki tüm uygulamaları görüyoruz. Genelde buradaki uygulamalar internet bağlantısıyla çalışıyor. İnternetimizle bağlamak için settings'e basıyoruz arkadaşlar. Network'ü etkinleştiriyoruz. Cihazımız ağ aramaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklıyoruz ve şifremizi giriyoruz. Daha sonrasında cihazımız internete bağlanmış oluyor.
İnternete bağlandıktan sonra Google Chrome'da gezinti yapabiliriz. Google haritaları kullanabiliyoruz. Play Store'dan uygulama indirebiliriz. Buradaki uygulamalar haricinde Netflix, Spotify, Fizi tarzı uygulamalar olabilir. Easy Connect özelliği var. İnternetini bağladığımız telefonun ekranını yansıtabiliyoruz. Eğer Spotify üyeliğimiz varsa Spotify'ı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yine YouTube'umuz var. YouTube'dan video seyredebiliriz. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka MR Garaj'da iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini mrgaraj.com.tr sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler diliyorum. Bir çift dileğim.